sunset, then we got confirmation. Hey, you better saw me love. World of Tank'ın sistem gereksinleri hakkında bilgi vereceğim. Nasıl bir sistemimiz var? Sistemimiz bu. Ayarları kaldırabiliyor mu? Hangi yerlerde oynayabiliyoruz? İstenilen FPS, istenen ekran kartı, işlemci türü nelerdir? Bunları göreceğiz. Oyuna yeni başlayanlar ya da oyunu oynayıp düşük FPS alanlar için yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Hemen ilk olarak bakacağımız yer tabii ki World of Tank'ın sistem gereksinimleri. World of Tanks minimum sistem gereksinimlerinde Windows 7, 8, 10 ve 11 bir işletim sistemi istiyor. 2 veya daha fazla çekirdekli bir işlemciniz olması yeterli. 2 GB RAM bellek istiyor. Grafik kartı ise 8600 Nvidia, Atin ise 4550 ekran kartını istiyor. Hard disk 59 GB istiyor. İnternet bağlantısı ise 256 kilobit bölü saniye olması gerektiğini söylüyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise işletim sisteminin değişmediğini fakat 64 bit'e çıktığını görüyoruz. Bu arada bir i5 işlemci istiyor ve ona eşdeğer bir AMD işlemci istediğini söyleyebiliriz. Bu Ryzen 5 olabilir arkadaşlar. Bellek olarak 4 GB veya daha fazlasını istediğini söylüyor. Hemen belleğimiz ilk katına çıktı. Grafik kartında ise GTX 660 2 GB ve Atari Radeon 7850 2 GB'lık bir ekran kartı istiyor. Sabit diskimiz değişmiyor. 59 GB'lık bir boş alana ihtiyacı olduğunu söylüyor bize World of Tank. Fakat internet bağlantısında ise 1024 kilobit bölü saniye olması gerektiğini söylüyor World of Tank. Ultra ayarlara geldiğimizde ise World of Tank işletim sistemi olarak Windows 7, 8, 10 ve 11 istiyor. 64 bit bir işletim sistemi istiyor. İşlemci Intel i5 7400, AMD Ryzen 5 1500X istiyor. Bellek miktarı 8 GB'a çıkıyor. Ekran kartı minimum bir GTX 1050 Ti 4 GB ve Atradeon'un AMD'nin RX 570 4 GB'lık versiyonunu istiyor. Sabit disk miktarı ise burada mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bu 59 GB'tan bir anda 89 GB'a çıkıyor. Çünkü artık siz World of Tank'ı HD ayarlarda oynuyorsunuz. İnternet bağlantısı ise yine değişmiyor. 1024 kilobit bölü saniye bize yeterli olacağını. Evet, işletim sistemimize ya da bilgisayarın parçalarına genel olarak baktığımızda World of Tank'ın aslında çok böyle ultra bir sistem istediğini görmüyoruz. Çok ciddi bir sistem gereksinimi olmadığını görüyoruz. Tabii artan oynayan parça fiyatları, yükselen doların ve çip krizinin de etkisiyle gerçekten böyle bilgisayarların bile çok enteresan fiyatları var. Hatta gelip onlara şöyle bir göz atalım birlikte. Gördüğünüz gibi GTX 710 1 GB'lık bir ekran kartı vatanda 1100 lira. Bu çok komik bir rakam. Çok saçma bir rakam. Trajikomik bir rakam hatta. Aşağı doğru indiğimizde bakın istediği minimumda istediği GTX 1050 Ti'ye yakın bir ekran kartı. Hatta kendisini bulduk GTX 1050 Ti 4000 lira arkadaşlar. İnanın şu anda şu ekran kartıyla World of Tank dışında çok az oynayabilirsiniz. Eski ekran kartımdı. Değiştirdim. Farklı bir ekran kartı aldım. Onu da sattım. Ondan sonra farklı bir ekran kartı aldım. İşlemciler de keza aynı şekilde çok pahalı. O yüzden herkesin durumu olmayabilir. Önceliği bu olmayabilir. Bunun için de bir takım ayarlar yaparak oyun içinde gereksiz şeyleri kısıp gereksiz şeyleri ortadan kaldırarak FPS'imizi arttırmamız daha mantıklı gibi geliyor bana. Ondan önce bilgisayarınıza World of Tank yüklü olabilir ya da yüklü olmayabilir. Bunu World of Tank'ı bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmeniz için Google'a giriyorsunuz. Can you run it yazıyorsunuz. İlk çıkan site tıklıyorsunuz. Burada sadece World of Tank'ta değil tüm oyunlarda geçerli arkadaşlar. Burada search for a game yazan bölüme istediğiniz oyunu yazıyorsunuz. Ben World of Tank yazacağım çünkü bu videonun konusu World of Tanks. Yazdıktan sonra Can Run It diyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada World of Tank'a hangi ayarlarda oynayabileceğiniz ya da oynayamayacağınız çıkıyor. Minimum ayarlarda rahatlıkla oynayabileceğimi söylüyor. Önerilen ayarlarda rahatlıkla oynayabileceğimi söylüyor ve en üst ayarlarda optimal ayarlar da diyebiliriz buna rahatlıkla oynayabileceğimi söylüyor. Eğer bunlardan biri çalıştırmasaydı ya da herhangi bir sistem parçam çalıştırmasaydı örneğin GPU'nun yetersiz olduğunu düşündüm. Burası kırmızı
yanacaktı. Ve o parçanın bize yetersiz olduğunu söyleyecekti arkadaşlar. Burada dediğim gibi tüm oyunları bu anlamda test edebilirsiniz. Bu küçük detayı da verdikten sonra ekran kartı fiyatlarına ve işlemci fiyatlarına baktıktan sonra gelin oyun içinde yapabileceğimiz ufak tefek ayarlarla FPS'imizi nasıl arttırırız buna bir bakalım. Öncelikle şunu net söylemek istiyorum arkadaşlar. World of Tank'ta öyle 300 FPS, 400 FPS, 200 FPS almanıza gerek yok. World of Tank bir Counter Strike gibi çok ya da Call of Duty gibi çok hızlı oynanan bir oyun değil. Biraz daha ağır oynanan bir oyun ama tabii FPS'inizin bence 60'tan aşağı düşmesi sizin için çok 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 iyidir. Benim ilk ekran kartım GTS 250 idi. Çok çok bir eski bir ekran kartıydı. Ve orta ayarlara bile çıkamıyordum ben bu ekran kartıyla. Çok zorlanıyordum tabii oynarken. Şimdi şu ayarlara bir bakalım. Ayarlar bölümüne geldiğimizde burada grafik kalitesi diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölüm tıkladığımızda zaten bize World of Tank diyor ki senin oynayabileceğin ayarlar bunlar diyor. Siz buradan istediğiniz gibi ayarları seçebilirsiniz. Ben özelleştir dedim. Minimum seçebilirsiniz. Kendi konfigürasyonunuza göre istediğinizi seçebilirsiniz. Burada dikey senkronizasyon diye bir bölüm var. Saniyede 60 zaten burada açıklamış altında. Bir resmin, bir videonun saniyedeki kare hızı 60 çok uygundur. Tabii daha fazla FPS almanız da sizin için yararlı olabilir. Zararı yoktur. Ekran kartınızın ve işlemcinizin dengesine göre değişebilir. Burada ekran tarama hızı diyor. Burada monitörünüzün frekansınıza göre seçin bunu. Eğer monitörünüz 125 MHz bir monitörse, 75 MHz monitörse ki benimki 75 MHz monitör, onu seçmeniz yeterli. Daha fazlasını, daha azını seçemezsiniz zaten. Bu 75 saniyede 75 kez monitörünüzün görüntüyü yenileyebilir anlamına geliyor. Yani nedir abi? Benim monitörüm saniyede 75 kare alacak. Yenilemek demek kare almak demek. 1 saniyede 75 fotoğraf var. Benim monitörümün görüntüleyebildiği. Fazlasını görüntülerse ne olur? Yırtılmalar olabilir. Yani ben dikey senkronizasyonu açmadığım zaman buradaki 75'i baz almayacak oyun ve bunu arttıracak. Çıkabildiği kadar çıkacak. Ben tahmin ediyorum 230-240 FPS'lerde alıyordum ben. Fakat bunda yırtılmalar olabiliyor. Bunu önlemek için AMD'nin bir teknolojisi var ama hiç bununla girmeyeyim diyorsanız ki bence tekrar söylüyorum. Dikey senkronizasyonu açtığınızda kare yenileme hızınız monitörün yenileme hızına eşlenecek ve saniyede 75 kare alacağım ben. Bu sizin monitörünüz için farklıdır. Şimdi burada şöyle bir bölüm var. Bakın 3P yenileme çözünürlüğü diye bir bölüm var. Bu bölüm aslında oyun kalitemizi, oyun FPS'imizi ciddi anlamda yükseltebilecek bir bölüm. Kötü bir ekran kartınız varsa ilk ayarlamanız gerekenlerden biri bu. Dinamik demek şu anlama geliyor. Otomatik olarak düzenleyecektir bunu. Yani benim kartımın performansına göre optimal bir ayarı kendi yapacağı anlamına geliyor. Yok ama ben abi kartım kötü zaten biliyorum seni hiç yorma diyorsanız. Mesela ben GTS 250 gibi bir ekran kartı kullanırken bunu buralarda falan kullanıyordum. Bu objelerin ve genel oyun alanının ne kadar kaliteli olacağını gösteriyor size. Bunu düşürün derim. İkinci ayarlara geleceğim. Daha sonraki ayarlara geleceğim. Buradan otomatik ayarlar yapabilirsiniz. Bu problem değil. Siz kendi ayarınızı yapabilirsiniz buradan hızlı bir şekilde. Ama bunu bilinçli yapmak bence daha önemli. Tavsiye edilen deyip sistemin sizin ayarlarınıza bakıp direkt vereceği ayarı alabilirsiniz. Detaylarla kendinizi yapacağınız, kendinizin yapacağı ayarlara bakabilirsiniz. İşte detaylara geldiğinizde burada çok fazla parametre var. Nedir bu? Kafam karışıyor dediğinizde yapmanız gereken önemli şeylerden biri burada gereksiz şeyleri kapamanız gerek. Örneğin keskinlik yumuşaltmayı kapatın abi. Keskinlik yumuşaltma hani bir oyun içinde bir tankın köşelerinin ne kadar kaliteli göründüğü ya da o objenin ne kadar daha keskin hatlar ya da yumuşak hatlar olması gerekirken öyle görünmesi gerektiğini ayarlayan bir bölümdür. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim ya da aza indirmenizi tavsiye ederim. Kapalı olması çok çok daha mantıklıdır. Çünkü siz hiçbir tankın kaliteli çizip çizilmediğine bakmıyorsunuz. Zaten saniyeler içinde karar verdiğiniz bir oyun. Doku kalitesini düşürebilirsiniz. Burada çok düşürmeyin bunu. Birazcık daha az çok gözünüz doku kalitesini alsın diyebilirim. Tabii yine sizin kendi ayarınızı bulacağınız bir bölüm. Bu da performansınızı ciddi bir şekilde etkileyecektir. Zaten bölümlerin üstüne geldiğinde de hepsinde yazıyor neyin ne olduğu. Yine obje detay seviyeniz. Bu da çok önemlidir. Bunda objenin ne kadar detaylı görüneceğini ve o objenin hatlarının ne kadar keskin ve
ufak detaylarından biri size görüneceğini gösterir. Buna da çok fazla gerek yoktur. Bakın bunların hepsi sizin oyun anlamında performansınızı etkilemeyecek şeylerdir. Çizim mesafeniz işte burada çok önemli bir şey. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Düşman araçların, otların, evlerin, çadırların ne kadar uzakta görünebileceğini, yani siz yaklaştık objeye onu ne kadar uzakta görebileceğinizi gösteriyor. Burada düşman araçları da işin içine girdiği için bunu mümkünse ultra'da oynayın ya da maksimumda oynayın derim. Çünkü siz düşman aracını görün ki ona ateş edin ve hasar atın. Burası çok önemliydi. Alta geçiyoruz. Burada arazi ve su gibi özellikler var. Ben açıkçası grafik kartınız kötüyse bunları da kısmanızı öneririm arkadaşlar. Bunları yaptığınız ciddi şekilde FPS'inizin arttığını göreceksiniz. Arazi mozaiklemeyi kesinlikle kaldırın. Kesinlikle kaldırın. Ciddi bir şekilde oyun performansınızı arttıracaktır. Keskin nişancıda da aynı şeyi yapın. Yani keskin nişancı zaten keskin nişancıyı da modunda arazi mozaiklemeyi kaldırın. Yine oyun performansınızı arttıracaktır. Zemin kalitesini düşürebildiğiniz kadar düşürün. Çünkü zeminin ne kadar kaliteli olduğu sizin oyun ve bireysel performansınız. Bakın oyun performansınızı derken sizin abilitenizden bahsediyorum. Yani ne kadar rahat oynayabileceksin oyunu. Sen zemin kaliteni düşürdüğün zaman senin oyuncu performansını düşecek mi? Doğru cümleyi buldum. Oyuncu performansı. Oyuncu performansını düşecek, düşmeyecek. Yani seni etkilemeyecek. Ama grafik performansını da düşecek. Ama bu sana bir şeye anlam ifade etmeyecek. Yani siz bu ayarları yaptıktan sonra düşüyorsa abi 30 FPS'e şeyiniz yüksekte. Bu ayarları yaptıktan sonra 65 FPS alıyorsanız kötü ayarlarda oynayın. Ki ben çok uzun süre bu ayarlarda oynamıştım. Ek efekt kalitesi kesinlikle kaldırın derim abi. Hani düşük ya da kapalı. Tekrar söylüyorum, düşük ya da kapalı. Nişancı ek efekt konuşamadım. Ek efektler nelerdir dediğinizde de işte patlamalar, çatlamalar, dumanlar. İşte mesela gittin bir tanka çarptın, suyun içinde çarptın, su dalgalandı. İşte kenarlardan su çıktı. Tanka çarptığında işte patladıysa duman daha fazla, daha efektif bir şekilde göründü. Bunlardır. Bunları da kaldırmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde nişancı görünüşünde de bunları kapatmanızı şiddetle öneririm. Ardından buraya geldiğimizde ışıklandırma kalitesi, gölge kalitesi var. Bunları da indirebilirsiniz. Yani bunlar da performansınızı etkileyecektir. Özellikle ışıklandırma kalitesi. Görüntü işleme, bunu da mutlaka indirin arkadaşlar. Bu çok ciddi bir efekt. İşte dumandan çıkan bir ısı efekti, vesaire gibi şeyler, işte şok dalgalarının efektleri, flulaşma falan filan gibi efektlerdir. Bunları da düşürebildiğiniz kadar düşürün eğer bilgisayarınız ve ekran kartınız kötüyse. Hareket bunalıklığı efekti, aslında ben bunu kapatırdım. Açmışım diye açtıysam. Hareket bunalıklığı efekti şu, bu hiçbir şekilde performansını etkilemez fakat ben oynayamıyorum. Oyuncu performansını düşüyor. Çok alışkın değilim buna. Yeşillik kalitesi kesinlikle düşürün derim. Çimen yoğunluğu düşürün derim. Bu oyuncu kalitenizi de arttıracaktır. Yeşillik saydamlığı yine arttırın derim. Nişancını da kapatın derim. Aslında buradaki tüm olaylar, bakın süs, makyaj, bunların tamamını kapatın derim. Ek efekt izleri paletlerin, geliştirilmiş tahribat fiziği, bunların tamamını kapatın derim. Yani sizin aslında kötü bir bilgisayarınız varsa bu ayarları yaptıktan sonra ciddi bir şekilde FPS artışı almanız gerekecek. Tabi şunu da şöyle 60'a çektiğinizde, standarda da getirdiğinizde bunu çok efsane bir şekilde FPS'iniz artacak anlamına gelir. Ama tabi bilgisayarınız iyiyse bunların çok da fazla anlamı yok sizin için arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi World of Tank'ta bazı ayarları yaparak World of Tank'ı daha yüksek FPS'de oynamanız mümkün. Çok fazla sistem gereksinimi istemeyen bir oyun da olsa aslında günümüzdeki donanım parçalarının fiyatlarıyla ciddi anlamda sistem gereksinimi isteyen ve fiyatı epey olan kartları almak zorundayız. Böyle bir oyunu oynayabilmek için gördüğünüz 4000 lira ekran kartı, işte 2000 lira, 1500 lira gibi işlemcileri koyduğunuzda bir bakıyorsunuz alacağınız kasa bir anda 7000 lira, 8000 lira çıkmış. Evet, çok fazla uzatmamak lazım lafı. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.